Efendim bir özel gündem programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. İçinde bulunduğumuz hafta Mevlana haftası. 2-9 Aralık Mevlana'yı anma haftası. Evet, her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Anadolu'nun en önemli manevi mimarlarından olan Celaleddin-i Rumi sevgisinin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü. Evet, efendim biz de Kanal 3 ekibi olarak bugünü, bu haftayı özel bir programla anmak istedik. 800 yılı aşan bir ibadethanedeyiz, bir Mevlevi camisindeyiz. Hepinizin bildiği tabirle Afyon Türbe Camisi'ndeyiz efendim. Evet, kimin konuğuyuz? Efendim Mevlevi Müzesi Müdürü, araştırmacı, yazar Hasan Özpınar'ın konuğuyuz. Birlikte o günleri, geçmişi ve bugünü yad edeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Evet, hava soğuk ama ortam gayet ulvi bir ortam. İnsanı içini ısıtan güzel bir mekandayız. Evet. Tabii programın başında da bu haftada önce Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Neler söylersiniz efendim? Böyle anlamlı bir günde yine bu program içinde Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ni yine çekim için bizi seçtiğiniz için Kanal 3'e teşekkür ediyoruz. Tabii şu an bulunduğumuz mekan Mevlevihane'nin matbahı şerif, yani mutfak dediğimiz yeri aynı zamanda. Evet. Hamdım, piştim, yandım sürecinin başladığı yer. Biz de inşallah burada. İnşallah. Tabii bu bölümleri siz bizlere anlatacaksınız. Anlatacağız. Ama önce Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'den bahsedelim. Afyon için de çok önemli. Evet. Afyon'da Mevleviliğin başlangıcı, onun Afyonkarahisar'a gelmesiyle. Gelmesi. Hatta ben biraz araştırırken 5-6-7 yaşlarındaki çocuklarının Afyonkarahisar'da sünnet olduklarını da okudum efendim. Efendim tabii baktığımız zaman Hazreti Mevlana Afganistan'ın Bel şehri doğumludur. 1207 yılında Afganistan'ın Bel şehrinde doğmuş. Babası yine o dönemin ünlü alimlerinden Bahattin Muhammed isminde bir zat. Tabii Hazreti Mevlana çocukken yine Afganistan'ın Bel şehrinden çıkıyorlar. O dönem farklı şehirlerden geçerek Nişabur, Hicaz, yine hac ibadetlerini yerine getiriyorlar ve sonrasında Anadolu'ya kadar geliyorlar. Anadolu'da Erzincan önce ziyaret eder. Sonrasında yine Karaman'a, o zamanki adıyla Larende dediğimiz Karaman'a gelirler. Karaman'dayken tabii etrafında büyük bir halka oluşur. Hazreti Mevlana yine o dönemde de önemli bir zat. Çocukluk, gençlik dönemlerinde. Babası yine az önce bahsettiğimiz gibi o zamanın ünlü bilginlerinden, ulemalarından bir zat. Karaman'da etrafında büyük bir halka oluşur ve o dönemin yine Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya yerleşmeleri istenir. Konya'ya çağırılır. Evet. Ve Konya'ya yerleşirler. Konya'da yaşadığı dönemde yine Hazreti Mevlana etrafında büyük bir silsile oluşmuş. Burada evlenmiş yine ve bu evlilikten de Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi isminde İki çocuğu olmuş. Az önce bahsettiğiniz yine Hazreti Mevlana'nın çocuklarının sünnet düğünleri de o dönem Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiş. Afyonkarahisar o dönemde önemli bir şehir. Özellikle Karahisar Kalesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin hazinelerinin saklandığı bir yer. Kalenin tamiri, imarı yine Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış. Yani buraya özel bir önem atfediliyor o tarihlerde de. Ve yine kalenin arkasında Hisar Ardı Medresesi denilen bir yer vardır. Bugün üzerinde sağlık ocağı bulunuyor. Zannederim Birnoğlu Sağlık Ocağı'nın Çavuşbaş semtinde bulunduğu yer eski Hisar Ardı Medresesi'dir. Yani evet. Selçuklu döneminde.
Hazreti Mevlana da buraya geldiği zaman yine bu medresede dersler verdiği, ilim tahsil ettirdiği bilinir. Bu şekilde aktarılır pek çok kaynakta. Tabii sonrasına bakacak olursak Hazreti Mevlana özellikle Şems-i Tebrizi'nin Konya'ya gelmesiyle birlikte yine manevi iklimlerin sultanı olmuş onunla birlikte. Sonraki dönemde bakacak olursak Şems-i Tebrizi ile yakın dostluğunu kıskananlar işte Şems-i Tebrizi'nin Konya'dan ayrılmasını istemişler, gitmiş, tekrar geri dönmüş. Nihayetinde tabii Hazreti Mevlana kendini vecd ile semaya kaptırmış. Ve bu sayede de yine bugün bildiğimiz Sema Ayin-i Şerif diye her yıl yine icra edilen belli zamanlarda o dönemde ilk temelleri atılmış. Evet. Tabii o zaman şimdi hemen Mevleviliğe girelim efendim. Evet. Mevleviliğe girecek olursak da tabii Hazreti Mevlana'nın belli bir öğretisi var. Ne olursan ol, yine gel şeklinde. Meşhur sözü. Evet. Evet. İfade edebileceğimiz. Ol, evet. Evet, yani ondaki eğitimin amacı insanın kendine gelmesini, kendisini ilahi aşkta bulmasını sağlamak. Yani bizim dergahımız asla bir ümitsizlik kapısı değildir. Ne olursa olsun yine insan Yaradan'dan ümidini kesmemelidir. Bu şekilde özetleyebileceğimiz bir tasavvuf düşüncesi. Ve bu düşünce de tabii yüzlerce yıldır gerek Anadolu'da gerek işte yurt dışında farklı coğrafyalarda birçok kendisine bağlıları oluşmuş. Çoğu zaman biz burada karşılaşıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen değişik işte kendisini Mevlevi veya Sufi olarak tabir eden insanlar. İspanyolu, Portekizlisi, Brezilyalısı. Çok çeşitli şekillerde karşılaştık. Tabi bu da Hazreti Mevlana'nın dışarıda da ne derece yine itibar gördüğünü, önem gördüğünü, onun fikirlerinin en önemli delili. En büyük eser elbette ki Mesnevi. Hazreti Mevlana'nın yine binlerce beyitten, 6000 aşkın beyitinden oluşan bir kitabı Mesnevi. Bunun yanı sıra yine Divan-ı Kebir'i vardır ki Divan-ı Kebir'le de Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'nin önemli bir bağı vardır. Onu da isterseniz yine yeri gelmişken buyurun nakledelim. Tabii Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'nin özellikle 1440-1530'lu yıllar arasında postnişini Mehmet Semai Çelebi veya Afyon'daki ve Mevlevilik'teki lakabıyla söyleyecek olursak Sultan Divani. Peki bu lakabı nereden aldığı sorulacak olursa Timur Anadolu'yu istila ettiği zaman 1402 yılında Konya'dan Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'den sonra en önemli ikinci eseri Divan-ı Kebir vardır. Onu alır götürür. Tabii Timur öldükten sonra bu eser el değiştirmiş. Şah İsmail'in eline geçer. Safevi hükümdarı. Ve o tarihlerde de yine Mehmet Semai Çelebi bir gün rüyasında büyük dedesi Hazreti Mevlana'yı görür. Der ki Mevlana Hazretleri, evladım benim divanım Farsilerinde, onu al getir. Bunu bir emir kabul eder ve o yıllarda 1500'lü yılların başında İran'a giderek Tebriz'de Şah İsmail'in sarayından Divan-ı Kebir'i alır getirir. Konya dergahına teslim eder. Bu sebepten dolayı da Mehmet Semai Çelebi'nin lakabının Sultan Divani kaldığı rivayet edilir. Evet. Böyle de yine bir detaya burada yer vermiş olalım. Evet. Efendim tabii Afyonkarahisar'a gelirsek Afyonkarahisar Mevlevi Hanesi'nin tarihçisinden biraz bahsedecek. Elbette 1200'lü yıllarda Konya'da ilk Mevlevi Hane açılmış. Özellikle Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled döneminde. Sonraki dönemde Afyon o tarihlerde Germiyanoğulları beylerinin egemenliğinde. Ve Germiyanoğulları beyleri özellikle Süleyman Şah yine Hazreti Mevlana'nın torunu Mutahhara Hatun'la yani oğlu Sultan Veled'in kızı Mutahhara Hatun'la evleniyor. Ve bu evlilikten dolayı bir Mevlevilerle yine bağ kuruluyor. Bir diğer torunu Alaaddin Çelebi, Arif Çelebi yine Afyon'a yerleşerek 2. Mevlevi Hane'yi 1310'lu yıllarda burada açtığı yine vakıf kayıtlarından bilebildiğimiz bir gerçek. Konya'dan sonra kurulan 2. Mevlevi Hane burada açılmış ve bugün
700 yılı aşkın bir zamandır ayakta duran, yine Anadolu'nun önemli inanç merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor. Afyonkarahisar Mevlevihanesi. Evet. Efendim tabii bu bulunduğumuz mekanın, bu külliyenin tarihi çok eskiye dayanıyor. Evet. Bir de büyük bir yangın atlattı tarihten anladığımıza evet. göre. Biraz bu dönemden bahsedebilir miyiz efendim? Tabii bakacak olursak şimdi Mevlevihane'nin kuruluşu 1300'lü yıllar dedik. Yüzyıllar boyu kullanılmış. Özellikle 1800'lü yıllarda birkaç kez yangın, deprem geçirdiğini biliyoruz. Sonrasında 1902 yılında çıkan bir yangın, bu mahallede çıkan bir yangın ve 3 güne yakın bir süre devam eden büyükçe bir yangın Mevlevihane'yi de etkilemiş. Mevlevihane de tamamıyla yanar. Dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'dır. Aynı zamanda Mevlevi diyebiliriz kendisine. Yine onun gerek saray mimarlarını göndermesi, gerekse Mevlevihane'nin inşası için kendi şahsi servetinden bağışlarıyla burası yeniden inşa edilmiş. Ve 1902-1906-1907 yılları arasında yaklaşık 5-6 yıllık süre içerisinde burası yeniden inşa edilir ve bugünkü gördüğümüz şeklini bu yangın sonrası almıştır. Bugün Mevlevihane'yi ziyaret edenler bilirler, özellikle içeride iç ahşap giriş kapısı vardır. Bu kapının da Sultan II. Abdülhamit Han'ın bizzat Yıldız Sarayı marangozhanelerinde imal ederek, kendisinin işleyerek buraya hediye olarak gönderdiği rivayet edilir. Bunun yanı sıra tabi yine Yıldız Sarayı'ndan çıkma değişik hediyeler göndermiş buraya. İki avize bugün hala da Mevlevihane'de görülebilir. O günden bugüne 100 yılı aşkın bir zamandır Sultan Abdülhamit Han'ın hediyesi olarak muhafaza ediliyor. Evet, efendim tabii içerisinde bulunduğumuz bölüm var. Evet. Bir de buradaki bölümlerden bahsedelim. Örneğin burası mutfak dediniz. Evet, matbaa şerifi. Çeşitli şeyler var burada, görüntüler var. Evet. Örneğin mesela orada bir... Nevniyaz, aşçı dede gibi evet, değişik. Evet, mesela orada bir ayakkabılarının, meslerinin... Evet. Duruş şeklinin birebir anlamı var değil mi efendim? Tabii biraz Mevlevilik deyince biraz sembollerden hareket etmek gerekiyor. Yani bu bakımdan zengin bir tasavvufi inanış. Mevlevihane'nin değişik bölümleri var. Matbaa-ı şerif, yani mutfak, selamlık dediğimiz, derviş odaları, hücreleri dediğimiz bölümler. O dönem yine Hamuşan veya Suskunlar Yurdu diye bilinir, mezarlık gibi değişik bölümler. Tabii bu yangından geriye günümüze gelebilen özellikle mutfak ve derviş odaları bölümleri kalmış. Şu an bulunduğumuz yer matbaa-ı şerif, yani mutfak. Tabii mutfak deyince insanların aklına ilk etapta yemeğin, aşın piştiği yer gelebilir. Fakat Mevlevihanelerde mutfak hamdım, piştim, yandım sürecinin başladığı yerdir. Peki bu nasıl olur? Nevniyaz dediğimiz kişi Mevleviliğe son gelen, son intisap eden kişidir. Gelir Mevlevi olmak istediğini mutfağın ve yine buranın önemli sorumlularından aşçı dedeye belirtir. Ben Mevlevi olmak istiyorum diye. Aşçı dede ona bir post verir ve bir köşede 3 gün boyunca oturtur. Tabii bu 3 gün boyunca oturmasının sebebi, buraya kalma isteği devam ediyor mu? Yapabilecek mi? Sabır. Sabır, baksın. Yani kalma isteği 3 günün sonunda... Kalma isteği devam ediyorsa, tamam ben çilemi burada doldurabilirim gibi bir düşünce hasıl olmuşsa, bunu aşçı dedeye ikrar eder. Tamam ben kalmak istiyorum der. Bu sefer aşçı dede onu bir hafta boyunca değişik hizmetler gördürür ona. Bundan maksat da aşçı dede onu inceler, bakar. Bu dergaha layık mı değil mi? Evet. Bir hafta boyunca. Bu işlerine bakar, hizmetine bakar. Tabi bu sürecin sonunda uygun görürse, tamam sen çileni burada doldurabilirsin denir. Uygun görmezse de eşikte bulunan ayakkabılarını ters çevirmek suretiyle yolu gösterir. Ona yol verir, evet. Yolu gösterir. Tabi bu hareketin manası baktığımız zaman kırmadan, gücendirmeden, yani lisanı halle sen nasibini başka yerde ara demek. Orada bile bir incelik var, bir yani zarafet var. Tabii bir var. Nezaket, evet. Zarafet var. Bu şekilde ifade ediliyor. Kırmadan, gücendirmeden.
Şayet Nevniyaz'da buraya kabul edildiyse, 1001 gün sürecek bir çile dönemi başlıyor artık. 1001 gün, bugün baktığımız zaman aşağı yukarı 3 yıllık bir zamana tekabül eden süre. Tabii bu çileden kasıt eziyet çekmek değil. Nefsi terbiye etme dönemi olarak niteleyebiliriz. 1001 günde de 18 basamaklı bir hizmet süreci vardır Mevlevilikte. Pazarcılık, aşçı yamaklığı, meydancılık, sofracılık, tahmisçilik gibi değişik vazifeler. Her birinde belli bir süre geçirir ve her basamağı bitirdiği zaman bir sonraki basamağa atlar. 18. ve en son basamak o dönem aprizcilik diye tabir edilen veya günümüzde temizleyici veya temizlikçi olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Tabii düşünün siz kıdem olarak burada belki çileyi doldurmaya yakınsınız. Sizden sonra başlayan insanlar var, çileye talip olanlar var. Bir anlamda onların yapması gereken işi en kıdemli olarak siz yapıyorsunuz burada. Temizlikçi işini. Yani insana, nefse en ağır gelen işlerden birisi. Bir başkasının ayıbını örtme, temizlemek. Ama burada çileyi doldurmak için yapılması gereken en son basamak. Onu da tamamlarsa şayet artık bir Mevlevi dervişi, Mevlevi dedesi olmaya hak kazanmıştır. Bu işlemi de tamamladıktan sonra artık Mevleviliğin işareti, alameti, farikası diyebileceğimiz keçeden yapılma başlık ki buna Mevlevi zikkesi denir. Bu bir tören şeklinde mi zikkesi tekbirlenme olarak nitelendirilen bir törenle başına onu giyer ve artık bekarsa burada kendisine tahsis edilen derviş odalarında kalmaya devam edebilir. İsterse, arzu ederse evlenir, dışarıda ev açabilir, yine bu dergaha hizmette bulunmaya devam edebilir. Yani bir zorunluluk, bağlayıcılık yok. Burada kalacaksın, bekar kalacaksın gibi bir zorunluluk burada uygulanmamış. Evet. Tabii bu önemli bir süre dedik. Herkes çileyi çıkarabilir mi? Yani bu dönemi tamamlayabilir mi? Ona da bakmak lazım. Herkes çileyi tamamlayamaz. Bazıları da çileden çıkar. Günümüzde kullandığımız, sabredemeyen insanlar için kullandığımız tabir, işte çileden çıkma deyimi bu şekilde tekke kültüründen dilimize geçmiş. Afyon Mevlevihanesi'nin şöyle bir özel önemi daha var. Çile çıkarma işlemi, asitane dediğimiz belli başlı bazı dergahlarda yapılır. Yani bugün Osmanlı coğrafyasına baktığımız zaman 50'nin üzerinde Mevlevihane var. Fakat bu 50 Mevlevihanenin sadece 3-5 tanesinde 1001 günlük çile doldurulup Mevlevi dervişi olunabilir. Biz buna asitane diyoruz. Evet. Buralarda yetişen, buralarda çilesini tamamlayan dervişler diğer dergahlara görevlendirilir. Böyle de bir yine vazife veriliyor o dönemde. Dergahın tabii bölümleri sadece matbahla sınırlı değil. Aynı zamanda yan tarafta derviş odaları dediğimiz bölümler var. Derviş odalarında en başta mesela postnişin makamı vardır. Postnişin, yani posta oturan kimse. Postnişinin oturduğu post Hazreti Mevlana'nın makamıdır. Onu temsilen oturur. Ve yine postun hatırlattığı bazı semboller, şeyler vardır. Mesela baktığımız zaman dinimizde Hazreti İsmail'in oğlu Hazreti İbrahim'i kurban etmesi gibi bir hadise, yani fedakarlığı sembolize eder. Diğer taraftan yine post kırmızıdır. Kırmızı da Mevlevilikte vuslatı, yani kavuşmayı sembolize eder. 17 Aralık'ta biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın vefat yıl dönümünün Şeb-i Arus düğün gecesi olarak anma törenleri gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de yine büyük törenlerle bu büyük kamil insan yine anma törenleri gerçekleştirilecek. Diğer tarafta yine hücren işin dediğimiz bölüm, mesela çileyi tamamlayıp burada bir oda sahibi olmuş derviş demek. Geçiyoruz yine Afyon Mevlevihanesi'nin bölümlerinde sema odası vardır. Tabi burada şunu belirtmek gerekiyor. Sema bir odada yapılmaz. Her Mevlevihanenin bir semahanesi vardır. Yani dönerek yapılan bir zikir. Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin semahanesi de hem cami hem semahane şeklindedir. Az önce de söylediğim gibi Türkiye çapında bulunan
Mevlevihanelere baktığımız zaman Afyon bunların içinde cami ve semahanesi bir bütün olarak ön plana çıkmaktadır. Başka bir yerde buna rastlamak mümkün değildir. Evet. Diğer Mevlevihanelerde semahane ayrı bir binadır. Cami, mescit bölümü ayrı bir bölümdür, ayrı bir binadır. Ama Afyon Mevlevihanesi cami ve semahaneyi tek kubbe altında bir araya getirmiş. Böyle de özel bir önemi var. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Tabii dergahlarda kalan dervişler ne yapıyorlar, neyle uğraşıyorlar, boş mu duruyorlar? Değil. Dergahlarda kalan dervişler kendisini farklı yine uğraşlarla yetiştiriyor. Mesela bazıları sema üzerine yoğunlaşıyor, semazenlik yapıyor. Az önce tabii semazenlik demişken de şunu da belirtelim. Sema bir gösteri çeşidi değil. Bugün baktığımız zaman özellikle karşımıza çıkıyor düğünlerde, dükkan açılışlarında, farklı alanlarda. Bunun kabul edilip tasvip edilecek bir tarafı yok. Sema bir gösteri değildir. Sema yine tasavvufta ayin-i şerif diye geçer. Özel yerlerde, özel zamanlarda icra edilir. Belli kuralı kaidesi vardır. Sultan Veled döneminden bugüne, yani Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled döneminde kuralı kaidesi konmuş, belli ritüelleri olan bir zikir çeşidi. Bugün baktığımız zaman nasıl ki her tarikatta farklı bir zikir varsa, Mevleviliğin zikri de sema ile gerçekleştirilir. Yani buradan kasıt dönerek ne yapıyorlar? Elbette Allah'ı zikrediyorlar. Kalp nasıl çarpıyorsa, insan da o kalbinin etrafında sağdan sola dönmek suretiyle yine Allah'a olan zikrini, aşkını bu şekilde dile getiriyor Mevlevilikte. Afyon Mevlevihanesi'nde yine özel bir yer var. Bayan Çelebileri görüyoruz. Destina Hatun ve Güneş Hatun isminde yine Bayan Çelebiler ki Afyon'a ayrıca bir değer katan kişiler. Özellikle 1600'lü yıllarda babaları dergahın şeyhidir. Vefat eder. Yerine geçecek erkek kardeşleri küçük yaşlarda olduğu için Destina Hatun ve Güneş Hatun isimli Bayan Çelebiler uzun yıllar bu dergahı idare etmişler. Bugün baktığımız zaman onların türbeleri de yine Mevlevihanenin iç kısmında türbeler bölümünde görülebilir. Tabi dergahlarda kalan dervişler neyle geçiniyor, neyle yaşamlarını sürdürüyorlar, ona da bakmak gerekiyor. Özellikle Germiyanoğulları döneminden bu yana, Germiyanoğulları ve Selçuklu, pardon Osmanlı döneminden itibaren dergahlara vakfedilen bazı araziler vardır. Dükkanlar vardır. Oralardan elde edilen gelirler yaşamlarını Mevlevihanede sürdüren kişilerin yine harcamalar için kullanılmış. Posnış'ın ailesinin yine gelirleri için kullanılmış. Yani yüzlerce yıl bu dergahları ayakta tutan şeyler yine devletin de buralara bir destek vermesi şeklinde tezahür etmiş. Evet. Cumhuriyet dönemine gelirsek efendim, Cumhuriyet döneminde nasıl kullanıldı? Cumhuriyet dönemine bakacak olursak tabii 1925 tarihinden itibaren artık yurdumuzdaki tekke zaviyeler kanun gereği kapandı. Buralarda yine bazı yerlerde özellikle mesela bakacak olursak Konya'da Mevlevihane müze olarak ziyarete açılmış. Bizim Afyonkarahisar'da ise uzun yıllar Afyonkarahisar Müftülüğü kullanmış bu odaları, birimleri. O dönemin müftüsü de yine önemli bir zat, aynı zamanda Mevlevi. 1916'dan 60'a kadar kesintisiz 44 yıl Afyonkarahisar'ın müftülüğünü yapan zat aynı zamanda Son Mesnevi Han diyebiliriz. Yani Hazreti Mevlana'nın Mesnevi adlı eserini okuyan, yorumlayan, ona dair dersler veren kişi 44 yıl boyunca Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kesintisiz Afyonkarahisar müftülüğü yapmış Hüseyin Bayık Dede. Evet. Müftü Dede diye bilinir aynı zamanda. Sonraki dönemlerde vakıflar aşevi olmuş şu an bulunduğumuz yerler. Bir dönem Kur'an kursu olarak kullanılmış. 2007-2008 yıllarına gelindiği vakit harap bir haldeydi. Ve o dönemde yine Vakıflar Genel Müdürlüğü restore ettirdi. Afyonkarahisar Belediyesi de yine sahiplenerek tefrişini, iç dizaynını yaptı.
ve günümüzde de Mevlevihane Müzesi şeklinde ziyarete açık burası. Evet, tabii Konya'nın mutlaka etkisi vardı. Elbette, yani Konya Mevlevihanesi her daim Hazreti Mevlana'nın makamı yine oradadır, türbesi vardır. Oranın özel bir önemi elbette ki var. Evet, tabii pek çok kişi ziyaret ediyor. Değil mi? Örneğin Cumhurbaşkanımızın eşleri, devlet büyüklerimiz, bu konuda neler söylersiniz ziyaretçi konusunda efendim? Yani şunu baktığınız zaman da günün bu saatinde bile hala ziyaret yani yapılıyor. Yani havanın bu derece soğuk olduğu bir günde, evet, dahi ziyaretçiler var. Şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Afyonkarahisar Mevlevihanesi, Afyon'a gelen, yolu düşen insanların ilk uğradıkları yer. Şimdi yıllar içerisinde tabii Mevlevihane'nin bulunduğu mekanlar, bu bölge özellikle Afyonkarahisar'ın tarihi semtleri, kalenin eteklerinde yüzlerce birbirinden bağımsız konağın bulunduğu, adeta yine bir gezi merkezi gibi düşünebilirsiniz bu bölgeyi. Ve bu bölgeye açılan kapı da Mevlevihane. Buraya gelen insanlar mutlaka burayı ziyaret edecek. Yıllar içerisinde pek çok misafirimiz oldu. Tabii dönem dönem değişiklik gösterebilir. Mesela yaz aylarında gurbetçiler gelir. Okulların açıldığı dönemde özellikle öğrenciler, üniversite öğrencileri mesela sonbahar ve bahar aylarında yoğunluk gösterir. Turistler ve büyük ilgi gösterir. Turistler tabii Afyonkarahisar deyince termalin başkenti. Hakikaten de doğru. Şimdi pek çok otellerde kalan misafirlerimiz mutlaka şehri gezip görmek istediklerinde ilk uğradıkları noktalardan birisi de burası. Ünlü misafirlerimiz elbette ki var. Sanat camiasından, siyasetçilerden, bürokratlardan, işte toplumun her kesiminden kişiyi burada görmek mümkün. Mesela aklımıza gelen ilk etapta az önce sizin de bahsettiğiniz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan Hanım efendi, kızı, yine oğlu Bilal Bey, bakanlar, yine pek çoğu hemen hemen burayı ziyaret etmiştir. Sanat camiasından mesela Ahmet Özsan mutlaka uğrar. Her yıl birkaç kez. Onun da pek çok şeysi vardır. Evet, evet, mutlaka yani Afyon'a yolu tasavvuf düştüğünde olarak veya geçerken mutlaka buraya uğrar, ziyaret eder. Mesela sinema sanatçısı Edison, işte Selda Alkor hanımefendi. Bunları, evet, görmek mümkün. Üstelik çok önemli bir yerde, Afyon Kalesi'nin hemen eteklerinde. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi eski Afyon dediğimiz tarihi konakların olduğu, evet, bir bölgede. Yani burası bir çekim merkezi, cazibe merkezi. Biz de burada güzel bir görev icra ediyoruz. Tabii bunca ziyaretçinin arasında bizler de yardımcı oluyoruz. Tabii şimdi tam oraya gelelim. Siz ne yapıyorsunuz burada diyeyim efendim. Evet. Bizler yani ziyaretçi oluyoruz. Gerek grup olsun, gerekse bireysel olarak gelen ziyaretçiler arzu ettikleri takdirde, istedikleri takdirde her şekilde biz buraya dair bilgiler, sadece burası değil, Afyonkarahisar'a dair de yine elimizden geldiğince bilgilendirme yapıyoruz. Yani Afyon'un tanıtımına da bir katkısı oluyor. Elbette, elbette. Yani telefonla ulaşabilirler, bir şekilde yollara düşebilir. Buradan yönlendirme yapıyoruz, işte Afyon'un neresini gezebiliriz diyenlere mutlaka yere geliyor. Kendimiz işte önlerine düşüp bu sokaklarda işte Ulu Cami'ydi, Millet Hamamı'ydı, farklı mekanları yine kendimiz de yardımcı oluyoruz. Yani bu sadece başınızdan savma gibi şurayı şurayı gezebilirsiniz değil. Bunu aşkla, şevkle yapmak en doğrusu. Biz de layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu da yine aynı zamanda benim orada gördüğüm tanıtım için isterlerse bir elektronik cihaz da var değil mi efendim? Evet, 2013 yılında yine Türkiye'de değişik müzelerde ve öğren yerlerinde kullanılan bir sistem vardır. Sesli rehber dediğimiz bir sistem. O dönemde yine tabii Afyon'un en çok ziyaret edilen mekanı. Bizler elbette ki yardımcı oluyoruz, fakat bazen bireysel misafirlerimiz bilmiyor. Onlara da yine veya yabancı ziyaretçilerimiz geliyor. Onlara da ne şekilde yardımcı olabiliriz diye düşündük. Ve diğer müzelerde uygulanan bu sistemi Afyon için, Mevlevihane Müzesi için ne şekilde yapabiliriz dedik. Ve buranın tarihçesinden başlayarak, az önce bahsettiğimiz gibi ta 1200'lü yılların sonundan başlayarak cami bölümüne kadar yaklaşık bir yarım saatlik
anlatım süresini sesli rehber şeklinde, yani misafirimiz cihazı alır, bölüm bölüm numaraları tuşlamak suretiyle de bizim yardımımıza ihtiyaç duymadan da dinleyerek gezebilir. Türkçe ve İngilizce iki dilde bunu gerçekleştirildik. İster grup olsun, ister dediğimiz gibi bireysel ziyaretçiler olsun, buna talep de çok. Bu şekilde de yine yardımcı oluyoruz. Yabancı misafirlerimiz olduğu takdirde tabii şu an için İngilizce anlatımlar var. Fakat arzu edildiği takdirde gerek olursa mesela Arapça'da seslendirme yüklenebilir, Fransızca'da veya diğer dillerde de yine desteklenebilir bu şekilde. Evet. Ziyaretçilerimiz her şekilde yardımcı oluruz. Evet, aynı zamanda burada her dönem, her sene aşure kazanları kurulur. Evet. Değil mi efendim? Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Tabii, yani Afyon Mevlevihanesi'nin en bariz, en göze çarpan özelliklerden birisi. Sultan Divani Hazretleri Mehmet Semai Çelebi, az önce de söylediğimiz gibi 1440-1530'lu yıllar arasında yaşadığı söylenir. Onun başlattığı güzel bir gelenek var. Tabii Sultan Divani demişken onun yine bazı vasıflarını da belirtmek lazım. Sultan Divani Hazretleri dönemin önemli bir siması. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in büyük değer verdiği bir zat. Anadolu'yu ve Osmanlı coğrafyasının birçok yerini geziyor o dönemde, 1500'lü yıllarda. Düşünecek olursanız o dönemde seyahat ne kadar zor şartlar altında yapılıyor. Fakat buna rağmen Sultan Divani İstanbul Galata Mevlevihanesi'nden tutun, Sakız Adası, Midilli Adası, Suriye'nin Laskiye, Halep şehirleri, Mısır, Kahire, Irak, Bağdat, Burdur Mevlevihanelerini bizzat giderek açmış. Buraların açılışını yapmış. Suriye, Laskiye, Halep dedik yine. Bunun yanı sıra yine İran'a gitmiş. İran'a gidiş sebebini az önce izah etmiştik. Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir isimli eserini alıp getirmek maksadıyla gider. İran'a gittiği zaman da yine İran'ın Meşhed şehrinde İmam Rıza Türbesi vardır. Önemli bir isimdir yine İmam Rıza. Ve o türbeyi ziyaretinde kendisine oradan bir kazan hediye edilir. Bugün hemen müzemizde sergileniyor burada. Sultan Divani ve beraberinde bulunan müritlerinin yine yolculukları, seferleri sırasında belki yemeğini, aşını pişirmesi için hediye edilmiş. Tabii bu kazanı alır getirir ve her yıl bu dergahta Muharrem ayının 10. günü, yani aşure günü, aşure pişirip dağıtmaya başlamış. O dönem Afyon'da tabii gayrimüslim azınlıklar da var. Bu aşurede hiçbir ayrım gözetmemiş. Yüzlerce yıl devam eden bu gelenek ne mutlu ki yine yıllardır Afyonkarahisar Belediyesi'nin himayelerinde gerçekleştiriliyor. Günümüzde tabii sadece bir kazanda, yani o tarihi orijinal kazanda değil, 40 kazanda pişiriliyor. 40 hatimli. 40 hatimli eşliğinde yine 40 hayırseverin yine sahiplendiği kazanlarda pişen aşure, aşure gününü takip eden cuma günü, cuma namazından sonra burada bu meydanda ve Afyon'un farklı noktalarında binlerce kişiye ikram ediliyor. Bugün çok popüler olduğu için belki gündeme geliyor Manisa'da mesir macunu şenlikleri vesaire, ama aslına bakılacak olursa Afyonkarahisar'da da şifalı aşure geleneği yine aynı şekliyle, insanların coşkusuyla o gün bugündür hala da devam ediyor. İzleyicilerimizi biz yine her yıl aşure gününü takip eden cuma günü bekliyoruz inşallah. 2020 i̇nşallah. Yılında. Evet. İnşallah. Burada bekleriz yani aşureyi. Evet. Onun da ayrı bir tadı var. Elbette. Tabii yani. Güzelliği, duası onu var. Onu inanın yani ondan nasiplenmek, ondan alabilmek için yurdun değişik yerlerinden gelen insanları gördük. Manisa'dan, Mersin'den, Adana'dan, yine değişik yerlerden insanlar aşureye katılmak, ondan alabilmek, tadabilmek için geliyorlar. Evet. Tabii efendim, sizin araştırmacı kimliğiniz ön planda. Çok okuyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Buranın tabii eskisiyle ilgili elinizde mevcut fotoğraflar var. Evet. Baktığımız zaman yangından dolayı veya çeşitli nedenlerle
pek çoğu kaybolmuş. Ama sizin bildiğim kadarıyla bir projeniz var burayla ilgili. Biraz da bundan bahsedelim efendim. Şimdi tabii bugün camiye gelenler özellikle bilirler. Cami ile matbah, şu an bulunduğumuz mutfak bölümü arasında duvarda yapı izleri vardır. Eski inşaat izleri görülebilir. Tabii selamlık dediğimiz bölüm pek çok kaynakta geçer. Fakat bugüne kadar bilinen bir resmi vesaire kaydı yoktu. İşte fotoğraf arşivleri araştırırken, incelerken, detaylara bakarken geçtiğimiz yüzyılın başında, yani 1900'lü yılların başında selamlık dediğimiz bölümün fotoğraflarını rastladım. Ve ondan hareket ederek yine belediyemiz projelerini çizdi. Yeniden röle ve restitüsyon dediğimiz, yani aynı yapıyı yeniden inşa etme şeklinde. Selamlık Dairesi'nin projeleri yeniden çizildi. Tabi selamlık nedir onu da söylemek lazım. Postnişi'nin gelen misafirlerini ağırladığı, yine orada değişik sohbetlerin yapıldığı, tasavvufi sohbetlerin yapıldığı bir mekan. O binanın projelerini çizdik. Şu an vakıflarda bekliyor. Onay için bekliyor. İnşallah, evet. İnşallah onu da gerçekleştirebilirsek Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin yine en önemli ikinci Mevlevihane olduğunun en büyük delillerinden birisi buranın yine geniş bir kapsam içerisinde bulunması. Bu bölümü yapabilirsek de orijinaline yine uygun bir şekilde farklı etkinlikleri de burada yapma düşüncelerimiz var. İşte belli zamanlarda sema yapılabilir, tasavvuf sohbetleri, mesnevi sohbetleri gibi değişik etkinlikleri de burada yapmak mümkün olacak inşallah. İnşallah. Efendim, böyle bir mekanda görev yapmak nasıl bir duygudur? Yani çok şükür buradayız. Allah nasip etti böyle Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nde Sultan Divani ve diğer Mevlevi büyüklerinin huzurunda yine şehrimize hizmet ediyoruz. Tabii sadece Mevlevihane'de değil hizmetlerimiz, gerek araştırmalarımızda gerek yazılarımızda yine şehrin geçmişine dair de değişik etkinliklerde, yazılarla, makaleler, dergi, kitaplarla da hizmette bulunmaya çalışıyoruz. Yani hamdü senalar olsun, böyle bir görevi lütfetti yine Rabbimiz. Biz de yine bu vazifeyi layıkınca yerine getirmeye gayret sarf ediyoruz. İnşallah makbuldür, kabul görüyordur. Evet, hakikaten olalım. Önemli bir görev. Sanırım 1-2 dakika kaldı bize ayrılan bölümün sonuna. İlave edecekleriniz var mıdır efendim? İlave edeceklerimiz. Tabii izleyen pek çok vatandaşımız var. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından. Elbette yani Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ni gezip görmeyenleri buraya mutlaka bekliyoruz. Şimdi geçtiğimiz dönemde okullardan bazen davet ettikleri zaman gidiyoruz. Gençlere Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ni tanıtalım, bilgilendirelim diye. Bir okul ziyaretimizde yine 150-200 kişilik bir salonda burayı tanıtalım dedik. Gençlerden oluşan bir salon tabii. Kaç kişi Mevlevihane'ye geldi dedik. Yani 150-200 kişilik salonun çok az bir kısmı parmak kaldırdı. Öncelikle biz kendimize tanıtmamız lazım. Şehir dışından gelenlerden ziyade yine Afyon halkının buraları, bu mekanları tanımaları lazım. Sadece Mevlevihane'yi değil, Ulu Camii, Kuyulusu'ydu, Gedik Ahmet Paşa Camisi'ydi veya bu mahallelerde hemen hemen pek çok yerde sokakta izine rastlayacağınız türbeler. Mesela hemen buradan çıkın, arka sokakta Afyon'da kadın analar deyince herkesin bilebildiği, ismen bildiği fakat kim oldukları, ne oldukları hakkında belki bir fikir sahibi olmadıkları bayanların türbeleri vardır, kadın anaların. Evet. Hemen geçin, ileride yine Mürdümek Sultan'dı, Deve'de farklı farklı pek çok yine yatır. Afyon'un adeta manevi sahipleri buralar. Her sokağında ayrı sokağında. Bir şey. Evet. Onları da gezip görmek gerekiyor, onları da tanımak gerekiyor. İnsanlarımız tabii şehri tanıdıkça, tarihini tanıdıkça, geçmişini tanıdıkça buralara da yine sahip çıkma hevesi, heyecanını duyacaklardır, ona eminim. Bizler bu şevkle, bu heyecanla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evet, sıla-i rahim yapmak gerekir. Elbette. Evet.
Evet efendim, bu ayrılan bölümün sonuna geldik. Bizlere desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Kanal 3 yönetimine sizlere de yine teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. Evet, sağ olun, eksik olmayın. Evet efendim, reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğu Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. Vuslat yıl dönümünde düzenlenen Şef-i Aruz Sema gösterisinden bir bölümü sizlere aktaracağız efendim. Evet, sizlere iyi günler diliyoruz. Bir özel gündemin daha sonunda kendinize iyi bakın efendim.